Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün milletvekili adaylarımızın açıklandığı 7 Nisan tarihinden bu yana aralıksız sürdürdüğümüz kampanya sürecini değerlendirmek, ayrıca Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun ilimize yapacağı ziyaret ve yine zat-ı hallerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Büyük Yalova mitingi hakkında sizleri bilgilendirmek için bir araya toplandık. Katılımınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, malumunuz bugün 27 Mayıs demokrasi tarihimizin kara bir günü ve milletimizin hafızasında silinmez bir yaradır. Bundan yarım asır önce tıpkı AK Parti gibi yeter söz milletindir diyenlerin susturulduğu, hapsedildiği ve idam edildiği 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Sözlerime başlamadan önce milletten başka güç tanımayan bir siyasi geleneğin mensubu olarak şahsım ve arkadaşlarım adına demokrasi kahramanı merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyor, milli iradeye, sandığa, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine karşı kumpas kuranların, darbe heveslerinin ve paralel çetelerin karşısında dimdik durmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çok şükür yaslı adayı yaslı ada olmaktan çıkarıp bir demokrasi ve özgürlük adası yapmakta AK Parti iktidarına nasip olmuştur. Değerli arkadaşlar, genel merkezimiz 7 Nisan'da çok değerli milletvekili adaylarımız Fikri Demirel abimizi ve çok değerli Mehmet Deviran kardeşimizi milletvekili adayı olarak belirlemiştir. Ve inşallah 7 Haziran akşamı milletimizin desteğiyle bu iki adayımızı Ankara'ya göndereceğiz. Nisan ayında hızla seçim koordinasyon merkezimizi teşekkür ettirerek seçim kampanyasını başlattık. O günden bugüne merkez ilçemiz Altınova, Armutlu, Çiftliköy, Çınarcık ve Termal ilçemizde köylerimizin tamamında halkımızla buluştuk. Esnafımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, mahallelerimizi, kahvehaneleri, pazar yerlerini, sanayi sitelerimizi gezerek AK Parti'nin 13 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelecek dönemde yapılacak hizmetleri anlattık. Çok şükür milletimiz bizleri güler yüzle, sıcak kalple ve yüksek bir teveccühle karşıladı. AK Parti'nin milletinin gönlündeki yerini tekrar tekrar görmek, milletimizle sıkı sıkıya kucaklaşmak bizlere güç verdi, güven verdi. Huzurlarınızda kampanya sürecinde görev alan, bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza, geçmiş dönemde görev yapmış arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize de şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Değerli basın mensupları, hem Türkiye hem de Yalova 7 Haziran seçimlerini çok önemli gündem maddeleri ile beklemektedir. Yeni anayasa, başkanlık sistemi, çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadele gibi çok önemli konular AK Parti'nin ulusal gündeminde yer alırken, Yalova'nın gündeminde de Tonami Meydan Kavşağı, Körfez Geçiş Köprüsü, 400 yataklı şehir hastanesinin yapılması, mevcut kamu yatırımlarının artırılması, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi sektörlerde yeni yatırımlar yapılması, devam eden organize sanayi bölgelerinin tamamlanması, turizm alanında tesisleşmenin artırılması gibi konular ve köylerin ihtiyaçlarının tamamlanması konuları gündemimizdedir.
Biz bu büyük işlerin tamamına yeni Türkiye diyoruz. Asilana bir aydan az zaman kaldı. Milletimiz güven ve istikrarla büyüyen, kalkınan ve gelişen bir ülkeye karşılık gelen yeni Türkiye ile artık bir daha geri gelmesi mümkün olmayan vesayetçi, borçlu ve istikrarsız bir ülke arasında tercihini yapacak. Değerli arkadaşlarım, Yalova'mız tercihini istikrardan yana, kalkınmadan yana ve gelişmeden yana kullanmaktadır. Ana Muhalefet Partisi adayının ulusal kanallara çıkıp Yalova'da birinci partiyiz demesinin hakikatle ilişkisini sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gerek kamuoyu yoklamaları ve gerekse milletimizdeki coşku AK Parti'nin bir kez daha tek başına iktidar olacağını açıkça göstermektedir. AK Parti dışındaki partilerin tek derdi 2011'deki oy oranlarını koruyup koltuklarını sağlam almaktan ibarettir. Bizim genel başkanımız dışında hiçbiri biz birinci parti olamazsak görevimi bırakırız diyememektedir. İnşallah 7 Haziran'da kimin birinci parti olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki biz Yalova'da birinci parti olacağız. Eğer olamazsak ben sorumluluğu üzerime almasını bilirim ve birinci parti olmazsak biz yönetim olarak istifa ederiz. Ama AK Parti dışında hiçbir parti ne Türkiye'de ne de Yalova'da böyle bir şey söyleyemez. Hatta üzülerek ifade ediyorum, CHP'de, MHP'de umudunu HDP'nin barajı aşmasına bağlamıştır ve koalisyon hayalleri kurmaktadırlar. Ama milletimiz 7 Haziran'da emin olun hepsinin heveslerini kursaklarında bırakacaktır. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bu vesileyle bir hususuna açıklık getirmek isterim. Bir iki gündür basında Tsunami Meydanı'nda yapımı devam eden Köprülü Kavşak projesiyle ilgili haberler yer almaktadır. Yalova'nın yıllardan beri gündeminde olan ve kent içi trafiği rahatlatacak Köprülü Kavşak projesi merkezi idarenin yani AK Parti iktidarının bir projesidir. Ve projenin başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılmasında başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı ve merkezi idarenin ilgili kuruluşlarının talimat ve çalışmaları vardır. Belediyenin bu projedeki rolü daha önceki belediye döneminde tespiti yapılan yerin yani proje sahasının tesliminden ibarettir. Kaldı ki yerin teslimi sırasında yaşanan süreci ve konunun çevreyle ilgili boyutunu hem yerel hem de ulusal kamuoyu yakinen bilmektedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 3 Haziran'da Sayın Başbakanımız Yalova'ya teşrif edeceklerdir. Bu ziyaret AK Parti Yalova Teşkilatı olarak bizler için olduğu kadar Yalova için de büyük önem taşımaktadır. Zira Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ilk defa Yalova'ya geliyor. Bizler de kendilerini Yalova'ya yarışır bir biçimde karşılamak ve ağırlamak istiyoruz. Sayın Başbakanımızın Yalova'ya gelişiyle ilgili hazırlıklar tarafımızca titizlikle yürütülmektedir. 3 Haziran Çarşamba günü saat 18'de Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Başbakanımızın katılımıyla Büyük Yalova mitingimizi yapacağız. İl, ilçe, belde, mahalle, köy, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımız büyük bir coşkuyla bu mitinge hazırlanıyor. İnşallah o gün Yalova'da kimin birinci parti olduğunu da hep birlikte görmüş olacağız. Değerli arkadaşlarım, bazı partilerin seçim beyanlarını incelediğimizde AK Parti'nin hali hazırda hem de uzun yıllardır yaptığı birçok hizmetin vaat olarak söylendiğini görüyoruz. Sadece biz değil, milletimiz de görüyor ve çok şükür ki milletimiz lafa değil, icraata bakıyor. Gerçekten de konuşmak başka, yakmak başka. AK Parti konuşmuyor, yapıyor. Yalova halkı bilmelidir ki
Bugüne kadar devam eden hizmetler bundan sonra da yenileriyle birlikte artarak devam edecektir. Ancak daha fazla kamu yatırımı yapılması, özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve eğitim, sağlık, ulaştırma, telekomünikasyon, sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi sektörlerde Yalova'nın daha ileri seviyelere taşınması için güçlü bir siyasi destek gerekmektedir. Güçlü bir siyasi destek Yalova'da 2-0 anlamına gelmektedir. Yalovalıların bu seçimde en büyük oranda bu desteği vereceklerini düşünüyoruz. Zira bizim milletin ferasetine olan inancımız sonsuzdur. Hepinize bir kez daha saygılarımı sunuyor, teşekkürler ediyorum. Değerli arkadaşlar, basın toplantımızın metnini sizlere dağıttık ve okumuştuk. Hem bize, il başkanım, hem adaylarımıza sizlerin soracağı, genel meclis başkanımız var, SKM başkanı ve kadın kolları başkanımız. Sormak istediğiniz herhangi bir husus varsa buyurun cevap verin. Ya ben sadece başbakanla ilgili başbakanın gelişiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Hep gelenektir, biz alıştık bugüne kadar başbakanların gelişi beraberinde bazı yatırım müjdelerini getiriyor. Başbakan 3 Haziran'da geldiğinde onun da heybesinde Yalova ile ilgili yatırımlar olacak mı acaba? Elbette çalışmalar yapılıyor. Yani başbakanımızın gelişinde neler söyleyeceğiyle ilgili henüz o çalışmalar devam ediyor. Ama zaten Yalova'da gerçekten büyük yatırım hedeflerimiz zaten var. Yalova bu hedefleri, bu yatırımları gerçekleştirdiği zaman gerçekten İGA olacak demektir. Biraz sonra Sayın Milletvekilimizden de bir soru olursa, söz alırsa özellikle bahsedeceğini de düşünüyorum. Yalova'mız için bence milletvekili adaylarımız da aynı şeyi düşünüyor. Öncelik organize sanayi bölgelerinin bitirilmesi ve Yalova'da istihdam alanında önemli ilerleme kaydedilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Sayın Vekil adaylarımıza özellikle sizin yanıtlamanızı istediğim bir konu var. Evet. Göreve geldiğinizden beri basın toplantılarında dikkatimizi çeken bir konu var ki Yalova'da yerel yönetimleri CHP belediyesini pek eleştirmiyor. Özellikle bu dönemde de basından pek sivri çıkışlarınız yok. İktidar partisi olarak parti içerisinde özel olarak almış olduğunuz bir karar var mıdır? Örneğin Muharrem İnce'ye kesinlikle sataşmayacağız veya polemik yaratmayacağız şeklinde. Çünkü eldeki argümanlara bakıldığı zaman aslında AK Parti'nin kullanabileceği birçok argüman varken neden AK Parti Yalova'da bu argümanları kullanmıyor? Özel bir sebebi var. Evet. Öncelikle tek cümleyle asla böyle bir karar veya talimat alınmış bir karar asla yok. Biz hatalı çıkışlardan, yanlış işlerde eleştirilerimizi yapacağız. Hem de en ağır şekilde. Ancak tabii bizim bir sloganımız var. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Bu düstur bizim için çok önemli. Biz çok konuşmayı böyle düstur edinen bir parti teşkilatı değiliz. Yani her defasında bir şeyleri konuşmak değil, gerekli açıklamalarımızı yapıyoruz, kamuoyunu bilgilendiriyoruz. O çerçevede hatırlayacaksınız, yani Tonami Meydanı ile ilgili de bu konularla ilgili açıklamalarımızı gerek ben, gerek milletvekilimiz yapmıştı. Bugün de Sayın Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz, milletvekili adayımız Muharrem İnce ile ilgili katıldığım her ev toplantılarında, yaptığım her toplantılarda özellikle Yalova'mıza herhangi bir faydasının olmadığını ifade ediyorum. Bunu illa basın karşısında söylemesek de biz vatandaşla bunu paylaşıyoruz. Ve bunu böyle inandığım için söylüyorum. Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin 14 yıllık milletvekili döneminde Yalova'mıza kattığı herhangi bir
pozitif katkı bulunmamaktadır. Ben isterdim ki 14 yıl milletvekili yaptıktan sonra şu proje benim öncülüğümde gelişti demek isterdim. Ne yazık ki bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Fakat bunu sürekli basın toplantılarında elbette ki sorulduğunda cevap veriyoruz. Ama zaten vatandaşımız, kamuoyu bunu görüyor. Bunu ifade ediyoruz. Ve bu seçimlerde bu sonucun alınacağını da ben gerçekten inanıyorum. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili ben de bir açıklık getireyim. Şimdi toplumumuzun kavgacı bir üsluptan hoşlanmadığını hepimiz biliyoruz. Bir de kamuoyunun takdir edip değerlendiği konuları bizlerin kalkıp da işte tekrarlamasında bir anlamı yok. Biz bir aşağı yukarı iki aya yakındır seçim dolayısıyla saha çalışmasının içerisindeyiz. Tespit ettiklerimiz var. Ama yani durup dururken de işte onların kullandığı üslupta, şimdi Sayın Muharrem İnce'nin kullandığı üslup genelde bizim işte hükümet ve idari erkanla alakalı, yerelde bizlerle ilgili kullandığı bir üslup yok, zaten kullanamaz. Benim bir başkanım döneminde de bilirsiniz ki ben çok kavgacı bir yapıyorum. Bir şey kazanmayacağını açıklayayım. Şu anda da bir tespitimi sizinle paylaşayım. Yalova gerilimler dolayısıyla şu anda Yalova'yı temsil ettiğine inandığımız sivil toplum kuruluşlarının dahi birbiriyle bir araya gelmediği bir ortama geldi. Bu gerek 30 Mart yerel seçimlerinde ve seçimin tekrarlanması aşamasındaki gerilimin ve daha önceki, bakın bir ilin mutlaka ortak menfaatlerinde iktidar muhalefet yan yana gelmesini bilmeli. Tabii ki birbirimizi eleştireceğiz, yanlış yapılanları eleştireceğiz. Biz de yaparsak onlar bizi eleştirecek, onların da yaptıkları bizi eleştireceğiz. Ama bu eleştiri demek asla kavga demek olmayacak. Asla Yalova'nın ortak menfaatleri noktasında bir araya gelmememizi gerektirecek boyutlara ulaşmamalı. Şimdi Yalova Belediyesi CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi. Biz şimdi yarın Yalova için olması gereken yatırımları getirmeye çalışıyoruz. Ama bunun altyapısı yerel irade idare tarafından hazırlanmak zorunda. Yani arsa temini belediyenin yapacağı bir iştir. Planlama belediyenin yapacağı bir iştir. Düşünün, biz şimdi mevcut belediye başkanıyla hiçbir araya gelmiyor. Tamamen iki zıt budur. Sen CHP, ben AK Parti gibi bir araya gelmediğimiz zaman bunları nasıl çözeceğiz? İnsan, bir de küçük bir ilde yaşıyoruz değerli arkadaşım. Sizler basın mensubusunuz. İşte bizler AK Parti teşkilatlarıyız. Vatandaş var, siyasi görüşler var. Her gün yüz yüze baktığınız bir yerde yüz yüze bakamayacağınız hareketler içine girmemesini ben doğru buluyorum. Dolayısıyla bizim hedefimiz Yalova'nın beklentilerine cevap vermek. Eğer bu beklentiler oturup Muharrem İnce ile konuşulmasını gerektiriyorsa konuşuruz. Vefa Bey'le görüşülmesi gerektiğini gerektiriyorsa görüşürüz. Tabii Muharrem İnce diyorum, milletvekili olduğu için 7 Haziran'dan sonra yine Yalova milletvekillerini belirleyecek. Bu milletvekillerinden ister muhalefet olsun, ister iktidar olsun, Yalova milletvekili oluyor bunlar. Bu insanlar da boşuna oy vermiyor bu milletvekillerine. Veya belediye başkanları boşuna seçilmiyor. O artık Yalova halkın takdirine bırakıyor Sayın Muharrem İnce. Kendisini Türkiye milletvekili olarak tanımlıyor. Onu ben basın huzurunda Yalova halkın takdirine bırakıyorum. Ama Türkiye değil Yalova halkı seçiyor kendisi. Bunu da unutmamalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz Yalova'da kavgadan yana hiçbir zaman olmayacağız. Toplumsal barışla birlikte bütün kurum ve kuruluşlarımızla bir araya gelmek suretiyle siyasi görüşü, şusu, busu, ne olursa olsun Yalova'nın geleceğiyle ilgili planlamalarımızı yatırımlar taşıyoruz.
Bakın bir hastanenin yapımı 1,5 sene geri attı. Niçin? Bir kurum mahkemeye verdi, planı iptal ettirdi. Biz yeniden yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Bakanlıklar arası yeniden yazışmalar, yeniden yürütmeyi. Birisi bürokrasi böyle Türkiye'de hantal yapısı devam etmekte. Dolayısıyla belki bugün temelini atmış olabileceğimiz hastane henüz daha arsa planlaması seviyesinde. Dolayısıyla biz Yalova'mızı seviyorsak, bu Yalova'da çok daha iyi bir Yalova'da yaşamak istiyorsak, Yalova'nın ortak menfaatlerinde yetkili ve etkili kişilerin kim olursa olsun mutlak bir araya gelmesine görüşmek için. Şunu da söyleyeyim. Sizin biliyorsunuz müracaatı yapılmış 3 tane osipleriniz var. Birisi sağ osipler. Aksağın kimliği, bölgeyi içine alan. Bir ikincisi taşıt yan sanayi. Bir üçüncüsü de kalıcı osipler. İslam osipleriyle çektan bulu. İmzalanan Sayın Bakanımız tarafından şu an bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah izin verirse Yalova halkı takdirimizden yana kullanırsa hemen 7 Haziran'dan sonra o iki OSEB'imizde yani taşıt yan sanayi ve kalıpçılık OSEB'inde 2015 olmasa bile 2016'da hayata geçmesini, hızlı çalışmasını yapmak durumundayız. Çünkü Yalova'mızda Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam oranı gözükmekte. Tabii ki her gün bizlere de bu konuda başvurular olmakta. Acilen Yalova'mızın istihdama dönüp yatırımlara kavuşması lazım. Şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte tabii devlet üniversitemiz kuruldu. Kendi mesleğinde ilerliyor. Şu an bilmiyorum ama 12 bine yakın herhalde bir öğrencimiz oldu. Tabii üniversiteler, okullar daha doğrusu bilinin bence vücuttaki damarlar gibi. Niye? Yalova'ya 3 ayı beklerdi yazın. 3 ay işte turizm vesaire vesaire. Ama öğrencinin bir avantajı var. 8-9 ay ile hareketleri katıyor. Küçük bir lozluğum olduğumuz için de öğrenci sayımız ne kadar çabuk çoğalırsa o denli Yalova'mız kışında hareketli bir duruma gelmiş olacak. Kışın kapalı olan kapılarımız açık olacak. Veya işte kışın sayede iş yapamaz durumdaki esnaflarımızı da hareketli getirecek ama benim aklımda mutlak ve mutlak devlet üniversitesinin yanında en az bir olmak üzere bu ikili olursa çok iyi olur. Bir vakıf üniversitesinde Yalova'ya kazandırılmasının çalışmalarını yapacağız. Ayrıca bir de biliyorsunuz uzun yıllardır devam eden çiçekçilik prosedürümüz var. İnşallah o da zaten Garden Haşir'in de tikeme kattığı bir değerle birlikte Yalova kısa sürede ben inanıyorum ki çiçek, ağaç vesaire süs bitkileri noktasında Türkiye'de üst durumuna gelecek. Bu da ilimiz için çok önemli diye düşündüm. Evet. Şimdi başkanım AK Parti söylemlerinde inanarak Yalova'da 2-0'ı yapacağını her yerde söylüyor. Bu 2-0'ı aldığınız takdirde o mutluluğun yanı sıra Türkiye'de AK Parti rahatsız edici konuşmaları sürekli dile getiren Muharrem İnce'nin de Yalova'dan meclise gidememesi AK Parti Yalova'nın imajının altını Ankara'da ne kadar iyi yerlere getirecek sizce? Evet. Zaten hem metinde hem biraz açıklarken şunu bahsetmiştik. Muharrem İnce'nin sürekli gelen biraz önce milletvekilimiz de ifade etti. Sayın bakanlarımızı, başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı anlamsız bir şekilde suçlayan, çok ağır sözler kullanan. Bu nedenle Türkiye'de aşırı uçların, çok tepki veren uçların esasen bu ülkede hizmeti değil de kavgayı, dövüşü arzu eden uçları onlara tercüman olmakta. Ve kendi partisinde bir popülaritesi artmaktaydı ki son
partisindeki seçimlerde gördüm ki esasen kendi ihbarinin peşinde koşmuş. Yani Yalova'yı unutmuş. Zaten kendisi de ifade ediyor. Ben Türkiye milletvekiliyim dedi. Ama Yalovalı Yalova'nın milletvekilini seçiyor. Yalova'nın ihtiyaçları için, Yalova'nın hizmet alabilmesi için çaba sarf edecek milletvekili seçiyor. O nedenle tabii bu gerginliklerin son bulacağını düşünürsek elbette ki hem Yalova rahatlayacak hem Türkiye rahatlayacak diye düşünüyorum. Evet. Yani biz haberimize nasıl taşıyabiliriz? Ben o konuyla ilgili seçim koordinasyon merkezi başkanıma vereceğim. O konudaki detay bilgiler daha çok onda birleşiyor. Ben biraz milletvekili adaylarımızla birlikte sahada çalışıyorum. Ama mikrofonu kendisine vermeden önce bir şey bahsetmek istiyorum. Bu da esasen tabii Yalova'mız için çok önemli olan yine üniversitemizin karşısında bir yol yapımı, bir köprülü kavşak yapımı vardı. Artık Çınarcık'tan, Esenköy'den, Kurlu'dan, Armutlu'dan gelirken o yolu kullanacağız Allah'ın izniyle. 5 Haziran günü o yolun açılışını inşallah belki bir tören şeklinde değil ama araçlarımızla geçmek suretiyle keyfini yaşayacağız. Bunu belirtmek istiyorum. Bir de 400 yataklı şehir hastanesi projemizin kesinlikle elbette bir gecikme var. Biraz önce yine milletvekilimiz ifade etti. Mahkeme kararıyla bir itiraz neticesinde ama bu gecikme süresini en aza indirmek adına yine milletvekili adaylarımızla birlikte 2 gün önce Sağlık Bakanımız Sayın Müezzinoğlu'nu Bursa'da ziyaret ettik. Bir sabah 8'de bir araya gelmek suretiyle o işin emniyetini, acelesini dile getirdik. Hemen bizim yanımızda genel müdürünü aramak suretiyle talimat verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na planlama yapılması için talimatını verdi. Çevre Şehircilik Bakanımız da zaten bu görüşmeyi önceden yapmıştı. Evrak oraya ulaşır ulaşmaz da imar planı bakanlıkça yapılacaktır. Bütün hassasiyetimizle üzerinde duruyorum ve takip ediyoruz. En kısa zamanda o projenin de hayata geçmesini sağlayacağız. Ben öbür sorunuzla ilgili Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımıza sözü vereceğim. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Anket sonuçlarıyla ilgili bu dönem için açıklama kararımız var. Fakat büyük farkla öndeyiz ve sürekli de artan bir ivmemiz var. Bunu paylaşmak isterim sizle. İnşallah 2-0'dan. Peki diğer dönemde, geçen dönemdeki oy potansiyeline, rakamlarına göre aradaki fark ne olacak? Zaman açıklamış olduk. Çok iyi durumdayız. Çok iyi durumdayız. Bizim hedefimiz 2-0. Yani biz bununla uğraşıyoruz. Bunu başaracağız inşallah. Değerli arkadaşlar, bakın biz hem seçim çalışması yaparken bir yandan da sabah saat 8 gibi randevular alarak Bursa'da vesaire yerlerde yakın illere gelen bakanlarımızla Yalova'nın yatırımlarını da takip ediyoruz. Bunu da bilin. Yani sadece seçilmek için değil, hem seçilmek için uğraşırken bir yandan da daha seçilmeden Yalova'nın geleceğini ilgilendiren yatırımlarının da peşinden koşuyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum.